Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli sözlerine gidelim. Çünkü CHP, İyi Parti, Saadet terör örgütüyle iş tutuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve IMF'nin yani biliyorsunuz nedense böyle bir söylentide çıkılıyor seçimlere doğru. Yeniden <laughs> Türkiye IMF ile anlaşacak gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuya da çok net konuştu. IMF defteri kapanmıştır dedi. İzleyelim. Hem IMF tepkisi hem de işte CHP, Saadet Partisi, İyi Parti bir de baktık ki HDP'nin yanına savrulmuşlar Sayın gülerci Kısa kısa değinelim. Hı hı. Şimdi bu salı günü yaptığı konuşma, salı günü, evet. grup Ak Parti grup toplantısında mecliste ilk defa Saadet Partisi'ni telaffuz ediyor. Evet. Dikkatimizi çekti. Doğru. Dokundurdu. Dün ne oldu? Aydın'da akşam üzeri bir konuşma yaptı. En son konuşması hı hı. yani. Artık sahaya indi Erdoğan. Evet. Sayın Erdoğan'ın sahaya inmesi çok şeyi değiştirecek. Nereden anladık? Dünkü Aydın konuşmasında ne diyor? CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi dörtlü çete diyor. Açık açık söyledi evet. Dörtlü çete diyor. Yani Saadet Partisi ile İyi Parti CHP ile HDP işbirliğinin yandan destekçileri olarak çete üyesidir diye söylüyor Sayın Erdoğan. Şimdi bu tabi siyaseten bir strateji. Şimdiye kadar Saadet Partisi tabanını rahatsız edecek ki rahatsız eder bu. Yani, yani 24 Haziran seçimlerinde bile çete pek Evet Şimdi bunu neden yaptı e, kanaatimce? Biraz sonra da değineceğiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun T24 internet sitesine verdiği bir röportaj var. Bu röportajın bugün üzerinde biraz durmak istiyorum. Tabii. E, 28 Şubat'tan daha beter diyor bugünler için Temel Karamolluoğlu. Çok daha baskı var diyor. Bu, bu bir netliğe zorladı bana göre e, Sayın Erdoğan'ı. Ve Bundan sonra Sayın Erdoğan meclis konuşmasında da e, onun sinyalini verdi. Saadet Partisi'nin tabanına uyarıcı mesajlar verecek. Ayıracak yani Temel Karamollaoğlu yönetimiyle Saadet Partisi tabanını e, birbirinden ayıracak ve samimi olarak onlara hitap edecek. Nereden anladık? Şuradan anladık. Bu partilere gönül verenlerin İYİ Parti ile bilhassa Saadet Partisi ki CHP'yi de ayırt etmiyor. Hatta HDP tabanına da. Bu partilere gönül verenlerin parti yönetimlerinin politikalarındaki tutarsızlıkları, yetersizlikleri... ...yeri geldiğinde ihanete varan yalpalamaları gördüklerini biliyorum. Hmm. Evet. Bu zillete... Şimdi işte benim altın çizdiğim yer. Bu zillete ne CHP'ye ne İyi Parti'ye ne de Saadet Partisi'ne oy veren temiz yürekli vatandaşlarımızın rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Şimdi bakınız. Ben Star'da da yazdım bu hafta. Yani CHP ile İyi Parti'nin işbirliği artık aleniyete döküldü. Yani işte İzmir HDP il başkanı tam da aradığımız aday dedi. Tunç Soyar için. Tunç Soyar için. E sonra <laughs> HDP yöneticilerinden açıklama yapanlar var şeyi de destekliyorlar. İstanbul'da sosyalist Ekrem Yılmaz'ın şey diyorsunuz. E, Beyoğlu adayını. Beyoğlu adayını. Alpertaş. Alpertaş'ı. O da tam aradığımız <laughs> aday diyorlar. Yani <laughs> böyle birkaç yerden işaret bir şey ateşliyorlar ki. HDP tabanında bir e, gelgit olmasın, olmasın yani, olmasın. kafa karışıklığı olmasın, bir adres gösteriyorlar CHP. Şimdi bu acaba CHP, İyi Parti yöneticileri arasındaki artık aleniyete dökülen işbirliği, CHP tabanını nasıl etkiliyor? İyi Parti tabanını nasıl etkiliyor? Saadet Partisi tabanını nasıl etkiliyor? Bence çok olumsuz etkiliyor. Yöneticiler açısından olumsuz, Hı. millet açısından olumlu. Şimdi CHP'li düşünün. Neyle övünüyor CHP'liler? Cumhuriyeti Kur'an Parti değil mi? CHP'lilere desen ki bu vatanın parçalanmasına rıza gösterir misiniz? Senden benden önce asla derler değil mi? Ben CHP'lileri hepsini biliyorum. vatansever insanlar evet. biliyorum. Çünkü Kesinlikle. ben halkın içindeyim yalavada. CHP'lileri tamam. biliyorum. Vatanın bütünlüğü konusunda hepimiz hassasız. Evet. CHP'liler CHP gibi. Peki vatanın parçalanmasını ister misiniz? CHP'li cevap veriyor. Asla. Peki PKK vatanın parçalanması için çalışıyor mu? Tabii bölücü terör örgütü işte neyi bölmeye çalışıyor? Vatanı bölmeye çalışıyor. Peki bu bölücü terör örgütünün Türkiye'de siyasi bir kolu var mı? Şimdi orada biraz sorma niyetimizi anladıkları için yavaşlayacaklar. E tabii HDP'liler onların cenazesine katılıyor. Sonra belediyelerden dağdakilerine yardımlar gitti. Yani Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten siyasi kolu. Ha. Peki HDP bölücü terör örgütünün siyasi kolu. CHP'de bu siyasi kolla iş tutuyor. Buna ne diyorsun? Bunu ne diyorsun? Bir şey demen lazım. İş tutmuyor diyorlar. derler muhtemelen. Böyle cevap vermeye çalışırlar. Şimdi ya ben insaflı olanlarına konuşuyorum CHP'lilerin. İnsaf dinin yarısıdır. Evet. Ya bir adamda insaf yoksa ne konuşacaksın ona? Vicdan yoksa Her ne konuşacaksın? Şey yani söyleme gerek yok. Beraber iş tutuyorlar. Bunlar 24 Haziran'da da iş tuttular. 7 Haziran'da da şey, seçimlere bakıyoruz. Da. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar CHP'nin adayına gitmiş Muharrem İnce'ye şeye hiç gitmemiş ee, Selahattin Demirtaş'a. Demirtaş'a. Sonra şeye bakıyoruz ee, HDP'nin parti olarak aldığı milletvekilleri oylarına mesela bir yerde Şişli'de diyelim Demirtaş yüzde beş HDP yüzde on beş. Tabii tabii. Genelde yani, de işte Demirtaş yedi mesela altı yedi HDP on bir çıktı mesela. Dolayısıyla bakınız insaflı vicdanlı makul o büyük CHP kitlesinin içinde şu anda bir ukde var. Ya bu HDP ile işbirliği neyin nesi arkadaş diye. İyi Parti tabanıyla Saadet Parti tabanını kendim sanki onlarla konuşuyor gibi anlatabilirim. Şimdi çok iyi tanıyoruz. Yani İyi Parti tabanının Tunç Soyer'i evet. babadan oğula suç geçmez diye savunan bir Meral Akşener'den rahatsız olmaması mümkün mü? Şu anda kaynıyor İyi Parti'nin içerisi. Tabii, tabii. Nereden nereye savruldular? Saadet Partisi. Ya şu kadar hizmetler yapılıyor. Sizin Erdoğan'la alıp veremediğiniz nedir arkadaş ya? Yani siz Saadet Partisi'nin gidip de şu anda mesela o T24'teki röportajında PKK ile ilgili lafı öyle bir dolaştırması var ki ya ben de diyorum ki bak, HDP şey, İyi Parti tabanıyla Saadet Partisi tabanına bir fotoğraf var. CHP ile HDP kol kola girmişler. Saadet Partisi yönetimiyle İyi Parti yönetimi de kollarına girmiyorlar, o kadarını yapamıyorlar. Dirsek teması Hı. bu laf da şeyin lafı Karamollaoğlu'nun Dirsek, dirsek teması, teması, dirsek yandan dirsek teması var. Biz de böyle bir tablodan bahsediyoruz. Niye İyi Parti Genel Başkanı ile Saadet Partisi Genel Başkanı bir açıklama yapmıyor? Arkadaş, böyle bir fotoğraf var ama biz asla e, öyle gözüktüğüne bakmayın. E, CHP'nin HDP ile böyle kol kola girmesini tasvip etmiyoruz arkadaş diye bir açıklama yapıyorlar mı? Biz CHP ile işbirliği yaptık. He. HDP'den hiç bahsetmiyorlar Bak yani. E Kimle yapıyorsunuz? CHP kiminle yapıyor? 1 Nisan'daki gazete manşetlerine gelelim. Şimdi siz milletin aklıyla alay ediyorsunuz. Milletin gördüğünü görmüyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. Milletin hissettiğini hissetmiyorsunuz. Milletin şu anda size vereceği tepkiyi hesap etmiyorsunuz. 1 Nisan günü görürsünüz. El mi yaman, bey mi yaman. Siz CHP ile HDP'nin... İş birliğine sesinizi çıkarmayacaksınız. Yani milliyetçi muhafazakar nasıl verecek şimdi o? İstifa eden İyi Parti milletvekili aynen bunu söyledi. Ya burada CHP'nin HDP'nin bir işbirliği var. Buna sessiz kalınıyor. İyi Parti dedi. Bak, e uzun söyler rahatsızım. Tabii. Sayın Akşener'e de bunu ilettim dedi. Ama bir çaresini bulmuyorlar dedi. CHP'den de bir sürü istifalar var. İşte CHP'de de de istifa e, eskileri, eski yöneticileri Bizim partimiz bu değil. DSP'ciler grubu oluştu birdenbire. Birdenbire o çıktı. Alternatif var insanlar. ya evet. Gerçi orada biraz siyasi mülazalar var. Yani aday yapsalardı CHP'de kalacaklardı. Yapmayınca DSP çıktı ortaya. Ama şu anda e, Türkiye'de bir e, Nisan sabahı öncelikle CHP'deki isyana sonra da HDP ile İYİP pardon. Saadet Partisi ile İYİ Parti tabanındaki patlamaya dikkat edin. Yani 1 Nisan manşette CHP'de isyan. Evet. Diyorsunuz. İYİ evet. Parti'de deprem. İYİ Parti'de deprem. Evet. evet.